Ya şuraya bakın ya. Bu nasıl bir güzellik? Şeyler diyorlar ama pek anlaşamadık. Böyle bir yerde VHF'de telsiz çekiyor şu anda. Telefon çekmiyor yani. Buralarda telefon çekmiyor. Parkurda hiç yürümedim. Bu şekilde bir not yazdım. Aracın üzerinde isim, telefon numaram, bilgilerim var zaten. Çantamı hazırladım. Her şey hazır. O zaman başlayalım. Çıkıyorum. Ya şuraya bakın ya. Bu nasıl bir güzellik? Allah'ım. İyi ki buradayım. Yani başka hiçbir şey diyemiyorum ya. İyi ki şu an buradayım yani. Başka bir yerde değilim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Bu arada 1600 metredeyim. Parkurun başladığı yer 1545 metre. Artı eksi 10 metre fark etse. Ya şu an 1600 metredeyim diyebiliriz. Böyle yerlere girmeyin. Böyle yerlere girmeyin çünkü ayağınız falan sıkışabilir. Kimse kurtaramaz sizi. Oy! İyi ki buradayım. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Ondan sonra bir yemek yiyeceğim. Sonrasını planlarım. Yol yukarıda. Allah razı olsun. Bakın. Çeşmeden su geliyor. Böyle bir şey yapmışlar. Allah razı olsun. Ne kadar düşünceli insanlar var. 1700 metredeyiz ara noktada. Durum bu. Terliyoruz. Yemeklerim. Toparlandım. Gidiyorum. Buradan yanlışlıkla yukarı dönmeyin. Böyle gidilmesi gerekiyor. Yani haritada
parkur haritasında ve GPS'te öyle gösteriyor. Daha doğrusu GPS'te parkurun tamamını göstermiyor. Zaten bir yerden sonra bitiyor. Şurada su deposu gibi bir şey var. Ya da elektrikle ilgili bir şey mi? Bilmiyorum. Sığınak gibi. Bilginiz olsun. Oradan sonra yukarı çıkılıyor. Böyle. Ormanın kalbi. Bu arada bu yolda saat 5.30 oldu. 1.5 saattir hiçbir araba, insan, hiçbir şey, hiç kimse geçmedi. Bugün bir de cumartesi olmasına rağmen. Derken bir şey görüyorum. Yok. Bir şey var orada. İdris baba. Bak suyun vurmuş ha. Allah razı olsun. Yine kuşlar nasiplenecek kadar var kuşlar. Kuşlar. Çok güzel bir parkur. Gerçekten çok güzel bir parkur. Gittikçe güzelleşiyor. Ama 2 saatlik yoldan geldim ben. Kartalkaya'ya gelmeden önce. Sonrasında kahvaltıydı günün kenarında. Ondan sonra biraz turladım. Biraz gezdim civarı. Sonra Kındıra köyüne doğru gideyim dedim. Oradan işte parkura girdik. Saat 4'te. Parkurcular için yapmışlar bence orayı. Yağmur falan yağarsa parkurcular girsin diye. ...1800 metredeyim. Az kaldı parkurun bitmesine. Geldim. Parkurun sonu. Şurada biraz oturacağım. Bir de test yapıyorlarmış, çalıştırıyorlarmış. Ay. Çalıştırırlarsa çıkarım yukarıya, ne olacak? Güzel sallanıyor ha. Oy. Oy. Parkuru bitirdim. Saat şu an 6. 2 saatte buradayım yani. Daha doğrusu çeyrek geçe. Arabamın yanından ayrıldım. 1 saat 45 dakikada buraya geldim. Ve çok oyalandım yani. Durdum, mola verdim. Etrafın keyfini çıkarttım. Hızlı bir şekilde 1,5 saatten önce buraya çıkılabilir. Ben mola vererek, yani doğanın keyfini çıkararaktan çıktım buraya. Parkur tamamladım. İyi, çok güzel burası. İyi ki bu parkuru yürüdüm. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunun adı neyse, şu an adı aklıma gelmedi bu şeyin. Sallanıyorum. Mutluyum. Saat 6 oldu artık. Yavaş yavaş ineceğim aşağıya.
tane baton yaptım kendime. Devrilmiş ağaçtan. Hava kararmasına bayağı var. Acele etmeme gerek yok. Burada oturacağım. Karnımı doyurdum. Şimdi yavaş yavaş arabaya doğru yol alacağım. Arkadaşlar, üstümü değiştirdim. Şöyle. Tekrardan modern hale geldik. Güzel geçti. Saat 8:10 var. Bayağı burada da birazcık oyalandım. Yukarıda da bayağı oyalandım. 45 dakika falan kaldı havanın kararmasına. Eğer buraya gelecekseniz, tecrübeniz fazla yoksa tek başınıza gelmeyin. Tecrübeliyseniz de planlayarak hava durumuna göre, iklime göre, hangi mevsimdeyse ona göre tedbirli gelin. Çok zorlu bir rota değil ama örnek teşkil etmesini de istemiyorum. Hani ben tek başıma geldim, bir de akşam 4'ten sonra geldim. Diyeceğim bu kadar. Hepinize iyi günler.